Herkese yeniden merhabalar. Biz yine bahçedeyiz. Evet. Ama ilginç bir şekilde hava güzel olur diye bahar kahvaltısı yapmaya çalışırken kar yağıyor. Biz geçen hafta video atamamıştık. Video atamamamızın sebeplerinden biri de benim küçük bir operasyon geçirmemdi. Aynen öyle. O yüzden evde de çok sıkıldım. Sıkılınca da hadi bahçeye gidip birer hani kahvaltımızı orada yapalım. İşte bir de çok fazla iş var burada. İşte Melih işlerine baksın falan derken sabah dedim ki kar atıştırıyor galiba. Sonra Melih bana inanmadı. Dedi saçmalama dedi ya dedi güneş var falan. Şimdi gerçekten atıştırıyor galiba. Evet bayağı kar yağıyor yani. Aynen. Çok ilginç oldu. Peki biz niye böyle dışarıda oturuyoruz bilmiyorum. Kampı özledik bence. Herhalde. Artık evde evet. Durmaktan. Sıkıldık yani ya. Sürekli evet. evdeyiz. Evet. Evde bir de ben Mart ayından beri home office yapıyorum neredeyse. Yani... Yani sabah kalkıyoruz aynı yerde, öğlen aynı yerde, akşam sürekli, aynı yerde. Sürekli. Böyle işten çıkıyorum, bilgisayarı kapatıyorum. Aşkım diyorum ben işten çıktım, hoş geldin diyor. Aynen. Öyle oyunlar yapıyoruz. Ya sadece hani şeyiz biz, sabah havasına kalkmadan daha öğlen ne yiyeceğiz? Öğlen yerken işte akşam ne yiyeceğiz, akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Sürekli yiyip içip dizi izliyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Gerçekten. Prison Break'i bitirdik, Walking Dead'de sıra şimdi, onu bitiriyoruz. Aynen, kaç tane dizi bitirdik biz? Neyse. Bahar zamanları geldiği için bütün Almanlar böyle bahçelerine bakım yapmaya başlıyorlar işte. Böyle ağaçlar budanıyor. İşte ne bileyim bozuk yerler, eksik yerler tamir ediliyor. Ben de şimdilik daha Baumarktlar haftaya açılacak diye işte ne ihtiyacımız olur, neleri yenilemek lazım diye bir bakalım istedim. Aynı zamanda da kahvaltı edelim istedik. Kahvaltı edelim. Sen güneşli havanın keyfini çıkaralım istemiştik ama hayat. Güneş yok. Evet, bugün bir de şeyden konuşalım istedik. Biraz da neydi o Almanya'nın böyle adım adım açılma aşamalarını anlatalım size. Bir hani Almanya gündemi değil de bir açılma aşamalarından bahsedelim istedik. Türkiye ile çok benzer şeyler aslında. Evet, aslında yani ben nedense bu virüs önlemleri ya da virüsle mücadele konusunda bir önlemin bu kadar işe yarayacağını düşünmüyorum. Yani... Bence 65 yaş üstüne aşılacaklardı, salacaklardı gerisini. Yani bu şekilde hiçbir salgın aşıyla bitmemiş ki. Bitmez yani. Bitmez, ben de inanmıyorum. Yani bu bence herkesi vuracak. Hayatta kalan kalacak, kalmayan ölecek. Sonra insanlık böyle devam edecek. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Peki bir şey söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'nde şöyle bir açıklaması var. 10 ay sonraya mı artık virüs diye bir şey kalmayacak hayatımızda diye. 10 ayda hani bitmeyecekti bu. Hani bu 10 yıl sürecekti hayatımızdaydı. Ya sanıyorum ilacını bulacaklar bunun. Aşıdan ziyade. Böyle... Semptomları geçirmek için bir ilaç olacak. Ya, hani mesela biz teraflu, katerin falan evet. kullanırız ya gripte. Evet. Hani kullanmasak ağır geçer. Bildiğimiz grip şey aslında herhalde. Bu. Çünkü şey, bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün yine açıklaması vardı. Her yıl aşı isteniyordu. Evet. Görüyor musunuz ama kafamızdan kar yağıyor. Ama şurada da güneş açıyor. Çok ilginç. Aynen çok ilginç bir hava ya şu anda. Şu an değişik bir doğu olayına şahitlik yapıyoruz. Aynen. Neyse. Şimdi Almanya... Böyle hafta hafta açmaya karar verdi. Şimdi pazartesinden itibaren sanırım çiçekçiler, Baumarktlar yani bu şeyler mesela Koçtaş, IKEA gibi yerler. Bauhaus gibi. Böyle yapı malzemesi satan yerler. Aynen yerler açılacak. Başka ne açılacak pazartesi günü? İşte çiçekçiler açılıyor artık. Evet çiçekçiler açılacak. Şimdi bir de bu Almanya şey diye ayırdı burayı. İşte insidans değeri 50'nin altı ya da 50 ile 100 arası. Bu insidans değeri ne? Son 7 gün içerisinde 1000 kişide 50 vaka varsa, 50'nin altındaysa vaka başka türlü bir açılma söz konusu. Eğer son 7 günde 1000 kişide 50'den fazlaysa vaka o zaman başka bir açılma söz konusu. Evet bu işte Türkiye'de renklerle yaptılar işte. Hani kırmızı yaptılar, turuncu yaptılar, evet, mavi evet, yaptılar. Aynen. Burada da aynısını böyle insidans değeri 50 artı 50 eksi evet. diye yaptılar. Ama ben bu tarz şeyleri aslında mantıklı görüyorum. Şöyle olmalı. Bence kapatacaklar. Şimdi sorun şurada. Mesela virüslü bir yerden virüssüz bir yere birisi geçtiği zaman sorun var. Yani aslında evet. virüssüz çevreler böyle kurtarılmış bölgeler yapabilseler evet. orada açsalar insanlar rahat yaşayacak bence. Evet. Şimdi mesela Hilde Saim 50'nin üstünde. Evet. 65'miş herhalde. Evet. Evet aynen öyle. Şimdi ben bir şey fark ettim burada. Hı. Merkel bu görüşmelerden önce hep şimdiye kadar doktorlarla konuşmuş. Evet. Şimdi bu açılmadan önce de ilk defa ekonomi temsilcileriyle konuşmuş. Aslında dediğim gibi bence sadece doktorlarla konuşmak bu işin doğru değil. Doktorlar bilim adamı.
Adam diyor ki virüs şöyle olur, şöyle olur. Bu toplum sağlığı ya da toplum yönetimiyle alakalı değil. Bence gerçek bir konsensüs oluşturulmalı. Yani esnaf temsilcisi de çağıracaksın. Ne bileyim mühendis odalarından da çağıracaksın. Tabipler odasından da çağıracaksın. Yani ekonomiden de çağıracaksın. Toplumun her kesiminden. Mesela öğretmenlerin temsilcilerini çağıracaksın. Bunun gibi olup. Çünkü doktora sorsan doktor diyor ki kapatın, kimse evden çıkmaz. Evet, ama bu iş öyle değil. Bu işin farklı bir boyutu var. Kesinlikle. Yani boyutu var. Bu işin aynı zamanda ekonomik boyutu var, psikolojik boyutu var, sosyolojik boyutu var. Ya mesela şu an okula başlayacak olan çocuklar, ilkokul 1'e başlayacak olan çocuklar okulu bilmiyorlar. Evet, aynen. Adamlar da okul tanımlı değil. Ya ben mesela şey görüyorum bunu, hani ilk başta diyorlardı ya Türkiye, işte Türkiye sokağa çıkma yasağı getirmedi, sokağa çıkma yasağı getirin, işte 3 ay hepimiz evde şey olalım. Sonra affedersiniz ama 3 hafta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getiriyorsunuz, hafta sonu evde oturan yok. Öyle ekmek kucağından alan çıkıyor. Esnaf diyor ki ben açım diyor, tamam haklı ama o zaman bir taraftan da şey diyordu. İnsanlar sokağa çıkma yasağı getirmiyor Türkiye'ye. Ya ben bütün dünyada şimdi ülkenin bir tane çıkacak, tamam mı? Diyecek ki başlarım diyecek. Ben diyecek artık salıyorum. Hayır, onu diyemez. Onu İngiltere dedi. Çok tepki çekti. Onu ilk başta İngiltere dedi. Bence 65 yaş üstünü aşılayıp salacaklar. Bu işin sonu zaten oraya öyle gidiyor. Öyle büyük ihtimal. Ama geri kalan artık yok, 40 yaşında 30 yaşında falan. Ya evet var. Bir oran var ama şimdi tabii en ki çok ölenler benim gördüğüm kadar 65-70 yaş üstü. Gerçekten. Şimdi onlara evet risk grubunu aşılamak lazım. Bir de sürekli mecburen mesleğe gereği sallıyorum işte doktorlar, öğretmenler, öğretmenler gibi. Öğretmenler, profesörler. Mesela öğretim görevlileri falan aşılanmalı ki üniversitelerde açılsın. Ben öyle görüyorum. Ya tabii onlar da bir çeşit öğretmen. Ya biraz daha yetişkin olduklarından daha en azından korunabilirler diye düşünüyorum da özellikle çocuk öğretmenleri, yani ilkokul öğretmenleri gibi öğretmenler ben çok kesin aşı olmalılar yani. Çocuğa anlatamazsın ki maskeyi tak diye. Yok. Çok da. Bir de şey şimdi ondan sonraki hafta da şimdi Almanya'daki gastronomiler nasıl açılacak? Yani restoranlar, kafeler. Şu anda 22 Mart'tan itibaren sadece açık alanlarda hizmet verebilecekler. Yani kapalı alanlarda masalarda oturmak yasak 22 Mart'tan itibaren. Ama şöyle bir şey söz konusu, bu instans değeri 50'nin altındaysa gidip oturabiliyorsunuz. Ama instans değeri şehrin 50 ile 100 arasındaysa o zaman da hızlı test. Şimdi Almanya'da bir hızlı test, yani Schnell test söz konusu. O bayağı bir yeni çıktı, evet. Bayağı bir sallantıda, ben onu çok mantıklı bulamadım. Çok mantıklı bulamamamın sebebi 20 dakikada çıkıyormuş. Yani mesela ben Hildesheim'deyim şu anda ve instans değerimiz bizim 50'nin altında değil. Bir restorana gitmek istiyorum. Restorana gitmeden 20 dakika önce hızlı test yapıyorum kendime. Negatifsem 20 dakika içerisinde hemen restorana gidip oturabiliyorum. Ama ben o zaman şey, şimdi diyorlar ki housewives'lar, yani ev doktorlarından haftalık bir kişi bir tane şey alabiliyormuş, hızlı test alabiliyormuş. Aldi'lerde, Rossmann'larda ve DM'lerde satılmaya başladı. Hatta az önce sabah haberlerde okudum. Aldi'lerde bitmiş bile çoktan. 5 tanesi 25 euroya. Aynen. Çünkü şöyle bir şey var. O zaman ben haftalık bir yere mi gidebileceğim? Ya bir yere gitmekten ziyade şu var. Yani tamam yaptın da bu testin de ne kadar? %100 çıkartıyor mu? Şimdi mesela az önce birisi bana diyelim ki suratıma koronadan hapşurdu. Hı. Ardından Schnell test yaptım. Aslında ben virüse enfekte oldum. Test bunu çıkaracak mı acaba? Ya o çok saçma. Bence onu ben uzun vadede işe edebileceğini düşünmüyorum. Bence de. Bu bütün salgınlar dünyada tarihe baktığın zaman hiçbir salgın yok efendim ben şu önlemi aldım, bunu yaptım, şöyle yaptım, geçti diye bir şey yok. Bütün salgınlar insanların hepsine bulaşıyor. Yani çok büyük o %67 dediğimiz o %66 var ya, 3'te 2'si toplumun. Bulaşıyor. O toplum bağışıklığı oluşuyor. Toplum bağışıklığı. Ölen ölüyor. Kalan kalıyor. Ondan sonra devam ediyor. Yani bu böyle. Hayat, insanlar böyle. Evet. Yoksa diğer türlü çok zor. Yani şimdi her sektör dünyada birbirine bağlı. En büyük sorun da buradan kaynaklanıyor. Mesela şimdi işte restoran sektörü kötü durumda. Tamam, barlar buna bağlı. Bar sektörü dediğin ya da eğlence sektörü dediğin yer çok fazla çeşitten oluşuyor. Sanatçılar buna bağlı. İşte alkol firmaları buna bağlı, sallıyorum. Dans sektörü buna bağlı. Müzik sektörü buna bağlı. Ne bileyim yani buna göre bağlı bir sektör. Bu adamlar gidiyor sallıyorum kozmetik alışverişi yapıyorlar. Oraya bağlı. Evet. Kozmetik sektörü mesela patlıyor bu şekilde. Çünkü akşam gece kulübüne çıkmayan adam evde kendi kendine deli gibi kaç kere makyaj yaparsın. Öyle. Sallıyorum. O ona bağlı. O ona bağlı olunca mesela kozmetikçiler sallıyorum adam araba alıyor. Otomotiv sektörüne bağlı. Otomotivciler gidiyor tatile gidiyor mesela sallıyorum. O da otel turizme bağlı.
Her şey birbirine bağlı. O yüzden yani şu sektörü açmadık gibi bir şey yok. Bütün dişçiler aslında birbiriyle iç içe bir şekilde, evet, grift bir şekilde ve birbirlerini tamamlıyorlar. Ya hepimiz aslında bu süreçte evde dururken, yani mesela şu oldu ya, işte ne bileyim, esnafa destek olmak için işte dışarıdan yemek söyleyelim, işte ne bileyim şunu yapalım. Ya kaç defa dışarıdan yemek söyleyeceğiz? Olmaz yani. Mesela bizim... Açman lazım. Açman lazım. Mayıs'ta Türkiye seyahatimiz var. Bizim ikimizin de ailesi Türkiye'de olduğu için zaten biz gitmek durumdayız. Diyoruz ki hani acaba tatilde mi yapsak, bir otele gitsek mi, ne bileyim. Sonra diyoruz ki otellerde animasyonlar yok, şunlar yok, bunlar yok, müzik yok. Niye gidelim o zaman? Bu da saçma oluyor. Saçma, her şey birbirine bağlı yani burada. Bir de ben şunu görüyorum, ne olursa olsun. Ya şimdi o ona bağlı, ona şimdi mesela para basıyor. Yani parası olan ülkeler, mesela Almanya herkese para veriyor. Tamam, verdi, güzel, hoş da. Daha dünyada 130 tane ülke aşı olmamış. Tabii daha ki. Bir tane kişi aşı olmamış o ülkelerde. Yani bu iş her yer birbirine bağlı. Sen sallıyorum kahve çekirdeğini Afrika'nın neresinden getiriyorsun? Şimdi o adam virüsten kırılıyor. O kahve üstünden gene sana virüs gelir bir şekilde, sallıyorum yani. Ya da her şeyi geçtim. İnsanlar birbirine seyahat ediyorlar. Yani seyahat ediyorlar. Dünya artık öyle bir yer. Eskiden şöyle bir oran varmış. Dünyadaki insanların %99'u doğduğu yerin 100 kilometre çevresinde ölüyormuş. Yani bu inanılmaz bir rakam. Yani %99 insan doğduğu yerde, işte aynı çevrede, şeyde, en fazla yan köye falan düğün ya evleniyorlar. Zaten bu insanlar seyahat etmeseydi şu anda o Çin virüsünün İtalya'ya gelip de İtalya'dan bu kadar yayılması beklenebilir miydi? Yani mümkün kesinlikle değildi yani. Öyle. Bir de şimdi mesela o oran düştü. Artık herkes her yere gidiyor. Tabii her ki. Şey her yerden geliyor. Yani şimdi bakıyorsun, sallıyorum işte kahve Brezilya'dan gelirmiş. Sallıyorum şimdi kahve her yerde yetişiyor. Tabii ya da oradan geliyor. Bu işte o parça oradan geliyor. Firmalar bile öyle. Bir araba yapacaksınız. İşte lastiğini bir yerde adam ürettiriyor. Sallıyorum işte gövdesini bir yerde ürettiriyor. İşte beynini, ekranını başka yerde ürettiriyor. Ona göre camını başka yerde ürettiriyor. Sonra her yerde bir yerde topluyor. Evet. Çok ilginç. İlginç. Pekala. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve mümkünse paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.